Mango çekirdeği nasıl ayıklanır? Yabani çekirdek olduğundan dolayı çok sert oluyor. Kesinlikle ithal meyveyle uğraşmayın arkadaşlar. Bunlar yabani, yerli meyveler. Bir daha çekeriz Allah izin verirse. Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Çok sorulan sorulardan bir tanesi, mango çekirdeği nasıl ayıklanır? Buna bir cevap bulacağız inşallah. Bugün temizlik günü, yani çekirdek çıkarma günü. Dolayısıyla siz de bu taktikte çekirdeklerinizi ayıklamaya çalışırsanız işiniz kolaylaşır. Şöyle yakınlaştırayım biraz, siz bir takip edin. Arkadaşlar bunlar yabani çekirdek olduğundan dolayı, bir tane daha çıkar. Yabani çekirdek olduğundan dolayı çok sert oluyor. Dolayısıyla aşı çekirdekleri gibi kolay bir hadise yok. Ne yapıyoruz? Önce kesiyoruz kenarlardan alıntı. Nereden kestiğimizi de göstereceğim ben size tekrar. Makas yardımıyla yapıyoruz arkadaşlar bunu, bağ makası. Oldukça zor. Ama zor diye bir şey yok, yapacağız. Şöyle az geriden alayım çünkü şeyin dışına çıkıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu yabani olduğu için zor. Yani o aşı ya da ithal deneyip durup da ağaç yapamadığınız çekirdekler gibi değil. Aşılardan tabi, aşı meyvelerden şey olur. Embos oturmuş olur ama yerli olacak. İthal meyvelerden kesinlikle bir millet ummayın. Daha önce videolarımda oldu. Daha önce söylediğim hadiseler. Kesinlikle ithal meyveyle uğraşmayın arkadaşlar. Bunlar yabani, yerli meyveler. Bakın gördüğünüz ne kadar uğraştık. Kitap gibi maşallah. Şimdi arkadaşlar bir tane çekirdek ver. Bu yersi temiz, şunu şey yapalım. Arkadaşlar şimdi bu çekirdeğin bir tarafı sert. Şu tarafı sert. Şu oval kısmı şey. Şurada hatta bir deliği var. Bu delik yardımıyla da açabilirsiniz ama mümkün değil. Bunu açma şansınız yok. Yabani açma şansınız yok. Şu bir kenardan makas da alacaksınız. Makasın ucuyla, uç yardımıyla. Bakın şimdi tekrar çekiyorum. Az video uzun olacak. Çok önemli değil. Önemli olan burada kardeşim bu işi öğrenmemiz. Gördün mü arkadaşlar? Makas yardımıyla şey yapacaksınız. Sıyırmaya çalışacaksınız ki bu iş olsun. Değilse olma şansı mümkün değil. Tekrar diyorum. Büyük marketlere satılan ithal çekirdeklerle uğraşmayın. Daha önce videolarım oldu arkadaşlar. O çekirdeklerden hiçbir şey olmaz. Zaman kaybı. Başka bir işe bakın. Arkadaşlar gördünüz herhalde. Görmezseniz gene temizliklerimiz devam edecek. Bir daha çekeriz Allah izin verirse. Tamam arkadaşlar. Bundan sonra ekim videolarımız olacak. O ekim videolarımızda da gene beraber olacağız. Görüşmek üzere.